Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Öncelikle bir şey söyleyeceğim. Biz burada yaklaşık bir yıldır, 1,5 yıldır incelemiş olduğumuz konularda bir şey dikkatimizi çekmişti. Bu da Türkiye'deki İslami dini liderleri hiçbirinin milliyetçi unsurlar taşımadığını, hatta milliyetçi unsurların karşısında olduğunu görmüştük. İlk defa milli söylemleri olan bir din büyüğüyle, din insanıyla karşılaştığımız için de sevindiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Cemal Çetinkaya Büyüğün Sedat Bey'in sunumu bulunduğumuz süreçte muhalefet partileri ve televizyon kanallarında yayınlanmakta mıdır diye soruyor. Var mı böyle televizyonlarda şu an bir programınız? Şu anda televizyonlarda programım yok fakat 2008 yılından günümüze kadar değişik zamanlarda, değişik televizyonlarda programlara çıktık. Şu anda da YouTube üzerinden zaman zaman bir takım söyleşiler oluyor. Atatürk ve Kur'an konusunu gündeme getirdiğimiz için bir yasaklı konumunda bulunduğumuza da işaret edelim. Atatürk ve Kur'an konusu elektrikli bir konu olarak kabul ediliyor. Televizyondan topluma ulaştırılması sakıncalı görülüyor. Bu manada sakıncalı piyade olarak kabul edilmiş bir kişi karşımızda. Bu arada eğer chat'e bakarsanız, gerçi bu chat'ler sadece bana, ben bunları size bilahare paylaşacağım. Medyasiyaset.com'da Atatürk'ün ümit kaynağı Türk gençliği olmak. Medyasiyaset.com'da Atatürk'ten İstiklal Savaşı Manifestosu. Yine Medyasiyaset.com'da Hutbenin Türkçe okunması Atatürk'ün armağanıdır isimli makaleleri ve yine Medyasiyaset.com'da Atatürk'ten İstiklal Savaşı Manifestosu olmak üzere hatırlatayım. Teşekkür ederim. Evet. Bunu Aksan paylaşmış. Aksan'daki arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Ünal kardeşim diyor ki, söylediklerinizden anladığım şu ibare doğru mudur acaba? Kindar ve dindar nesiller yetiştirmeye kalkanlar münafıklık ve hatta müşriklik yolunda mı ilerliyorlar? Sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşım, burada ben Kur'an'dan ve müsbet bilimden kişilik özelliği, karakter özelliği olarak beyindeki birbirine zıt, yaratılıştan Allah'ın var ettiği kadın erkek herkeste iki ayrı güç olduğunu Kur'an'daki Şems suresi ayeti ve ona bağlı olan ayetler üzerinden söyledim. Ancak bunun yaratan tarafından potansiyel selim akıl %70, fücura olan yetenek yani emmare nefsin %10, toplam 80 yapıyor. Peki %100 üzerinden geriye kalan 20 nerede?
Şimdi değerli arkadaşımızın sorduğu soru tam bu noktayı da açacak aynı zamanda. Fücura olan yetenek, kötüye yönlendiren nefsimizin duygusal beyinde %10'luk bir yansıması var. Her kişinin beynindeki emmare nefis, yani özel adıyla iblis, yönlendirmeyi yaptığı zaman kişi onu uygularsa bunun duygusal yansıması kin, nefret, intikam, çekememezlik, haset, düşmanlık, buğz ve benzeri duygular. Diğer taraftan %10'luk bir duygusal beyindeki yansıma bölümü de potansiyel selim akıl işlevsel kılınırsa onun duygusal yansımasının sevgi, barış, adalet, yardımlaşma, dayanışma, güç birliği ve benzeri duygular olduğunu, bu Kur'an'daki ilgili ayetlerden ve modern psikolojinin verilerinden ortaya çıkan şeydir. Dolayısıyla iki tip insan var, iki insan karakteri var, iki dünya görüşü var. Bu iki tip insanın davranışı, beynindeki o iki birbirine zıt aklının hangisini egemen kılıyorsa yaşamında o davranış ortaya çıkar. Din, İslam ise, İslam kelimesi barış ve sevgi anlamında Selim'e, Samsun, Lüleburgaz, Manisa, bu kök barış ve sevgi anlamındadır. Barış dini olan İslam'ın kindarlığı, dindarlık olarak birlikte ortaya koyması, konması Kur'an'la çelişki arz eder. Ben bunun altını çiziyorum. Tabii ki bizim buradaki söylemlerimizin tamamen Kur'an'daki veriler ışığında, bilimin verileri ışığında elde ettiğimiz bilgileri sunmak. Dolayısıyla bizim burada anlatmaya çalıştığımız veriler, bilgiler özellikle Kur'an'la ilgili dayanakları varsa o referansları sunarak aktarmak, anlatmaktan ibarettir. Tabii ki genel değerlendirme kim nasıl isterse sonucu çıkarabilir. Bu bakımdan Kur'an bütünlüğü, ilahi mantığı ve kendi bütünlüğü içerisinde muhatabının bilge kişi olmasını, aklı selim sahibi olmasını, Furkan suresinin ilgili ayetleri söylemiştim 69'dan itibaren başlayan Rahman'ın kulu olan kişilerin özellikleri anlatılıyor. Müminun suresinin 1. ayetinden 11. ayetine kadar bu özellikler anlatılıyor. Hep bunlar sevgi, hak, hukuk, adaleti gerçekleştiren duygusal yöndür. Ayrıca Enam suresinin 151, 152, 153. ayetlerinde de aynı şekilde bunlar ortaya konuyor. Haklar bölümü altında, başlığı altında ele alınıyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu konuya aynı şekilde Nazif Ömerelim de dikkat çekmiş. Ünal kardeşimden sonra Nazif Ömerelim de yazmış olduğu soru şöyle. Açıp gazını. Hocama çok teşekkür ederiz. Atatürk'ün Kur'an'la ilgili düşüncelerini çok güzel bir şekilde açıkladı. Günümüzde kindar ve dindar nesiller yetiştireceğiz diyenler var. Ve uygulamaya çalışıyorlar. Hocamız Kur'an'da iki tip kişilik olduğunu söyledi. Ve birinci tipi anlatırken kindar dindar olarak belirtti. Bu konuyu bu söylem ışığında biraz daha açabilir mi? Teşekkür ederim. Yani bu kindar dindarları nasıl yetiştirmek gerekiyor?
yani nasıl yetiştiriyorlar? Biz buradan niye soruyoruz bunu? Buna karşı ikinci soru, biz ne yapmalıyız? Evet, bunun cevabı bir defa bizim ülkemizde mutlaka her dereceli okulda beyin eğitimi dersi verilmelidir. Beyin eğitimi kadın erkek, kız erkek, tüm gençlerimizde potansiyel selim aklı, aklı selim haline getirir. Kişiyi de düşünen insan haline getirir. Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayeti kişinin mutlaka aklı selim olmasına yönlendiren, görevlendiren, sorumluluk veren ve bu ayetlerle aklını nasıl selimleştireceğine kılavuzluk etmektedir. Dolayısıyla potansiyel selim aklı biz toplumsal manada okullarda beyin eğitimi olarak verdiğimizde bu aklı selimin yansıması mutlaka ve mutlaka sevgidir, barıştır, hak hukuka riayettir, insanlıktır, insanlaşmak, uygarlaşmaktır. Değerli dostlar, Araf suresinin 179. ayetinde Yüce Rabbimiz potansiyel selim aklını kullanmayan, işletmeyen, aklı selim sahibi olmayan kişiyi Allah biyometrik fotoğraf gibi Araf 179'da şöyle nitelendiriyor. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hayır, ondan daha aşağıdırlar diyor. Onlar daha hayvandan daha aşağıdır diyor. Araf suresinin 179. ayeti. Merhum Yaşar Nuri özellikle bu konularda Kur'an'daki Yunus suresinin 100. ayetini çok örnek gösterirdi, hatırlayacaksınız. Aklını işletmeyenlerin üzerine Allah ricz, pislik yağdırır diye Yunus suresinin 110. ayetinde geçiyor. Dolayısıyla aklı işleterek, aklı selimleştirerek, aklı selim sahibi nesil, insan yetiştirirsek sevgi, barış ve adaleti toplumda yaygınlaştırırız. Eğer kişiyi kendi haline bırakırsak, genel bir cümle, genel bir ifade. Burada dinleyici olarak bu programa katılan ve daha sonra yine dinleyici olarak katılacak olanları tenzih ederek şu cümleyi söylüyorum. Lütfen altını çizerek, tenzih ederek söylüyorum sizleri ve dinleyecek olanları. Sen beynini kullanmazsan seni beyninden kullanırlar. Bu ifade toplumda mutlaka beyin eğitimi dersinin verilmesi gerektiğinin altını çizdikten sonra söylemiş oluyorum. İnsan olarak biz ne yapmamız gerekiyor? Zaten insanlaşmak aklı selim haline gelmekle mümkün. Eğer kişi aklını selimleştirmezse insanlaşamıyor, toplum aklını selimleştirmiyor, ortak akıl oluşturulmuyor, bu ortak akıl kurumsallaştırılmıyorsa o toplumda yoksulluk, fukaralık, yolsuzluk, her türlü yanlış olan duygular ve eylemler yaygınlaşır, toplum bir süre sonra çöküşe gider, çöker. Dolayısıyla kin ve nefret Kur'an'ın insanlarda
olmaması gereken bir duygu olarak belirlenmekte, nitelendirilmekte, sevgi, barış, şefkat, merhamet, dayanışma, kucaklaşma, birleşme, yardımlaşma, güç birliği yapma Kur'an'da emirdir. Bir değerli arkadaşımız Atatürk'ün İstiklal Savaşı manifestosu şeklinde benim önceki konuşma ve yazılarımdan örnek verdi. Orada Atatürk İstiklal Savaşı'nın manifestosunu 9 Mayıs 1920 tarihinde millete dahili beyanname şeklinde yayınlamıştır. O beyanname Kur'an'dan 5 ayetten oluşur. O 5 ayetten bir tanesi "Va'tesimu hablullahi cemi'a" der. Allah'ın ipi olan Kur'an'a sarılın. Onu öğrenin, uyun, uygulayın. Yine o manifestoda Maide suresinin 2. ayeti var. "Teavvenu alel birri ve takva." Takva üzere, hani Allah takvaya yetenekli kıldı ya, insanlaşmaya, uygarlaşmaya, iyiliklere, güzelliklere. İşte onu geliştirin, o konuda yardımlaşın diyor Maide 2. Ve orada düşmanlık ve günah konusunda sakın yardımlaşmayın. Düşmanlıkta kin ve nefret vardır. Demek ki kin ve nefrette yardımlaşmamak Kur'an'ın buyruğudur. Maide suresinin 2. ayetinde de geçtiği üzere. Sanıyorum bu kadar yeterli olabilir saygıdeğer amiralim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir oldu. Şimdi devam edelim. Oğuz Kalelioğlu komutan, Sedat Şenermen, aydın bir ilahiyatçı olarak çok güzel bir sunum yaptı. Kendisine teşekkür eder, tebriklerimi sunarım. Sorum, ne yapalım ki Kur'an'ın vaiz ettiği İslam'ı hakim kılalım ve bu nakilci siyasal İslam'dan kurtulalım? Evet, çok önemli, güncel, güzel bir soru. Tabii bu sorunun temeli, Türk milleti neye göre Müslüman oldu? Ne zaman Müslüman oldu? Toplum olarak 950 tarihinde, Karahanlılar döneminde, tarihsel bir kayıt olarak geçiyor. 950 yılı son Allah elçisi, saygıdeğer sevgili Muhammed aleyhisselam ile Türk milletinin Müslüman olduğu zaman dilimi arasında 300 yıla yakın bir süre var. Halbuki Kur'an'daki İslam, Kur'an Müslümanlığı 23 yıl Allah elçisi dönemi. Daha sonra 4 devlet başkanlığı yapan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dönemi 30 yıldır tamamı. Fakat bu 30 yılı bir bütün olarak aldığımızda 23 yıl öncesiyle 53 yıllık bir Kur'an Müslümanlığı dönemi var. Kur'an'a göre, Kur'anca bir Müslümanlık var. Ancak 3. devlet başkanı Osman dönemi 12 yıldır. Bu 12 yılı tarihçiler ikiye ayırırlar. Birinci bölümü 6 yıl. İlk 6 yılda Allah elçisi Ebu Bekir ve Ömer dönemleri Kur'an İslam'ı süratiyle devam eder. Fakat ikinci 6. yıl
o Emevi soyunun devlet hiyerarşisinde birçok görevi öncelikle dağıtılınca, onlar vali, ordu komutanı ve diğer görevlere yerleşince konu kavmiyetçilik esas alınarak bir noktada yürütülmeye başlandı ve maalesef 4. Devlet Başkanı Ali'ye karşı Şam valisi devlet başkanı olarak Ali'yi kabul etmediği için ve her türlü barışçı yollarla bu sağlanamadığı için Sıffin Savaşı yapıldı. Sıffin Savaşı'nda ilk, İslam tarihinde ilk Allah'la aldatma operasyonu ortaya çıktı. Mızrakların ucuna Kur'an sayfaları konularak savaş durduruldu. Ali'nin askerleri Kur'an'a karşı bir savaşamayız dediler ve burada Allah'la aldatma İslam coğrafyasında başlatıldı. Daha sonra hile ile, hakem olayıyla devlet başkanlığı Emevi Muaviye'ye geçti. Emevi Muaviye devlet başkanlığını meşrulaştırmak üzere dedi ki söylemi başladı. Dedi ki, Muhammed dedi ki, işte bu dedi ki üzerinden başlayan Müslümanlık 200 yıl çalışıldı, sistemleştirildi. Mezhepler, tarikatlar bu 200 yıllık zaman diliminde çıktı. Türkler İslamlıkla muhatap olduğu zaman itikatta, yani inançta sistem olarak Şafiilik ve Maturidilik, amelde, fıkıhta, hukukta dört mezhep, Şafii, Maliki, Hanbeli ve Hanefilik vardı. İşte bunların içerisinden Türk milleti fıkıhta, yani hukukta, Hanefi, inançta Maturidiliği sistem olarak benimsedi. Müslümanlıkla tanışması bu. Kur'an'la tanışarak ortadaki bu inanç olarak fıkıh ve itikattaki sistemleri Kur'an'la karşılaştırarak, mukayese yaparak bir Müslümanlaşma süreci yaşamadı. Birinci sorun tarihsel olarak burada başlıyor değerli dostlar ve ta bu noktayı Atatürk de tespit etmiş, söylemlerinde var. Yeri geldiğinde gündeme getiririm. Şimdi Türkler o tarihten 1925 yılına kadar, 1925 yılına kadar Karahanlılar döneminde bir tek Kur'an çevirisi var. Tek bir nüsa, el yazması Kur'an çevirisi var ve ona da tefsir tarihinde satır arası çeviri denir. Yani cümle Arapça yazılıyor, her kelimenin altına o kelimenin karşılığı yazılıyor ama kurallı bir cümle yok. Tabii ki her iki dilin gramer yapısı farklı olduğu için o satır altı kelimelerin anlamlarını cümle haline getirmek kolay değil. Bir. İkincisi, tek nüsha yapılmış el yazması. O gün bugünkü gibi kitle iletişim araçları yok. Dolayısıyla toplum Kur'an'la tanışamamış. Selçuklu dönemi 250 yıl. Selçuklu döneminde hiç Kur'an çevirisi yok Türkçe'ye. 250 yıl. Peki Selçuklu Türkleri neye göre Müslümanlığını sürdürdü? Soru bu. Devam. Osmanlı dönemi 600 küsur yıllık dönemde yazılmış birkaç tane Kur'an çeviri ve tefsiri var. Bunlar da Arapça olarak yazılmış. Medresede bilim dili, resmi dil Arapça. Arapçayı Arapça olarak çevirmişler. Tek nüsha el yazması günün padişahına sunulmuş. Onun ödülü alınmış. O alınan da rafa konulmuş. Yine toplumun Kur'an'la tanışması yok. Türk tarihinde Türk milletinin Kur'an'la tanışması, Atatürk'ün kısa özet olarak sunumumda özetlediğim bölümde 1925 yılında başlatılan devlet politikası olarak Kur'an'ı ana dilde aracısız Kur'an'dan öğrenme çığırını başlatan
Atatürk'tür. İşte bu çığır 1938'e kadar yürüdü. 1938'den sonra Atatürk'ün ahirete irtihalinden sonra karşı devrim her konuda başladı. Tarih konusunda başladı, dil konusunda başladı, din konusunda başladı. Dolayısıyla o başlangıç günümüze kadar bu siyasal İslamcılık halinde gelişti. Maalesef bunu burada bu soru çerçevesinde bu temelleri ortaya koyarak daha ayrıntılı anlatmamı, açıklamamı isterseniz burada konumuz müsaitse geçeyim. Yoksa bundan sonraki sohbetlerde zaten bu konular hep önümüze gelecek. Çünkü din Kur'an'dır. Bugün aramızdan herhangi bir kişiye Allah elçilik görevi verse İslam diye, din diye bize Kur'an'ı tebliğ edecek. Kur'an'la bizi tanıştırıp Müslüman olmamızı sağlayacak. Atatürk bunu yapmıştır. Fakat tarihsel gelişim içerisinde mezhep, tarikat, dinciliği maalesef dış güçlerin de ortaya getirdikleri bir takım çalışmalarla siyasal İslamcılığa dönüştürülmüş ve bu siyasal İslamcılığın laboratuvarları maalesef yurt dışı kaynaklar ve o yurt dışı kaynaklar Abdülhamit döneminde siyasal İslamcılık ilk defa kurtarıcı bir simit gibi İngiltere yönlendirmesiyle Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında görülmüş ama evrilerek günümüzde Büyük Orta Doğu projesinin dayanakları haline getirilmiş ve adını da ılımlı İslam diye bir şekle dönüştürülmüştür. Bugün ılımlı İslam'ın birinci savunucusu FETÖ örgütünün, terör örgütünün başındaki kişinin bir cümlesiyle bu sorunun cevabını tamamlayayım. Diyor ki kişi, Kur'an'daki İslam'dan söz etmek sapıklıktır. Şimdi bu zihniyette olan kişiler Atatürk dini Kur'an, Kur'an'ı din edinmek istiyordu. Atatürk düşmanlığının dinsel kaynağı, siyasal İslamcı, ılımlı İslamcıların dilinde buna dayanmaktadır. Evet, bu şekli bugün için yeterli olursa bir başka soruya geçebiliriz. Hocam harikasınız. Alkışlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben moderatörüm. Alkışlamıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne yapacağız? Yiğit Şatın'a diyor ki hocamıza bizi aydınlattığı için çok teşekkürler. Teşekkürler. Durum şu, atamızın günün koşullarına göre oldukça radikal olan ki bana göre doğru olan ezanı Türkçeleştirmek gibi uygulamaların ölümünün hemen ardından rafa kaldırılması konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yiğit Şatın'a evet. Genç bir arkadaşımız Kıbrıs'ta. Hatta çok genç bir arkadaşımız bizim devamlı da bizi takip eder. Onu da belirteyim. Evet. Değerli kardeşim, güzel bir soru. Atatürk bu konuda hatırlayacaksınız. 1930-31 yıllarında Ramazan aylarında İstanbul'a geliyor Atatürk ve İstanbul'da günün Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip merhumla birlikte Dolmabahçe Sarayı'nda bulunuyorlar Ramazan ayında ve Atatürk'ün orada yaptığı bir çalışma var. Nedir o çalışma? Ön hazırlığını
Doktor Reşit Galip Bey yapıyor. İstanbul'da bugün herkesin adını duyduğu Hafız Saadettin Kaynak, biliyorsunuz, bestekar ve sesiyle bestelerini, güftelerini kendi de seslendiriyor. Aynı zamanda Saadettin Kaynak Hafızul Kur'an. Onun gibi İstanbul'da 8-10 tane çok ünlü hafızlar var. Bunları Dolmabahçe Sarayı'na topluyor. Doktor Reşit Galip Bey, Milli Eğitim Bakanı, onlara diyor ki, alın size birer tane Kur'an çevirisi. Verdiği Kur'an çevirisi Cemil Sait. Cemil Sait'in çevirisi. Cemil Sait'in çevirisi de doğrudan Arapçadan Türkçe'ye bir çeviri değil. İşte Arapçadan Fransızca'ya çevrilmiş, Rusça'ya çevrilmiş, Rusça'dan Fransızca'ya çevrilmiş, Fransızca'dan Cemil Sait Bey Türkçe'ye çevirmiş ve ilahi mantığı ve kendi bütünlüğü içerisinde yapılmış bir Kur'an çevirisi değil. O gün elde mevcut olan o. Onu dağıtıyorlar. Diyorlar ki sen Yasin suresinin şu bölümü, sen Tebareke'nin şu bölümü, sen şu bölümü. Bu şekilde bir görev dağılımı. Bunları hazırlayın. Yarın görevli olduğunuz camilerde buradan özgün metnini okuyacaksınız. Özgün metni bittikten sonra da Türkçe çevirisini okuyacaksınız. Ve o günkü gazeteler, bu uygulamanın yapılacağı gün yayınlanan gazeteler 8 sütun manşet bunu haber olarak gazetede ele alıyorlar. Hangi camilerde hangi hafız hangi bölümü okuyacak ve peşinden Türkçe açıklamasını yapacak. Böylece millet camileri namaz saatinden saatlerce önce dolduruyor. Saatlerce. Büyük bir iştiyakla o camilerde bu uygulama yapılıyor. Şimdi burada yapılan bu uygulama Kur'an'ın ana dilde öğrenilmesi. Türk milletinin Kur'an'la ana dilde tanıştırılması. Türk milletinin aracısız Kur'an'dan ana dilinde dinini öğrenme çığırının başlangıç çalışmalarıdır. Ve bu o kadar ilgi rağbet görüyor ki Ramazan ayı Kadir gecesinde Ayasofya Camii'nde 30 bin kişi toplanmış ve o günkü Ramazan ayı Kadir gecesi her taraf kar, kış, kıyamet, soğuk bir gün. 30 bin kişi camiye sığması mümkün değil. Sokaklar taşmış o şekilde. Dolayısıyla şimdi arkadaşımızın sorduğu ezan konusu bu konuyla birlikte ele alınması gerekiyor. Bir de hutbe konusu var. Hutbe konusu da biliyorsunuz her cuma ve bayramlarda imam camide hutbe okur. Cuma namazından önce hutbe okunur. Bayram namazından sonra hutbe okunur. Orada okunan hutbeler maalesef baştan sona Arapça idi. Ve Arapça okunan hutbeyi insanlar başını eğip dinliyor ama bir şey anlamıyorlar. Atatürk Şubat 1923 yılında Balıkesir Zanospaşa Camii'nde minbere çıktı. Onu okudum sizlere. Bugün Atatürk ve Kur'an konuşmasında Atatürk'ün okuduğu hutbenin Türkçe metnini sundum, aktardım ve onu Türkçe olarak okudu Atatürk. Ve ondan sonra o konuşması bitince dedi ki
Değerli arkadaşlar, ey cemaat, ey Müslümanlar. Şimdi dışarı çıkacağız, teneffüs yapacağız, tekrar camiye gireceğiz. Sormak istediğiniz sorular varsa, o sorular üzerinden görüşme yapacağız. Çünkü Peygamberimiz Efendimizin iki evi vardı diyor. Birisi mescit, biri hane-i saadet, kendi evi. Dolayısıyla mescitte eğitim, öğretim yapıyordu Peygamber. Biz de burada eğitim, öğretim ana dilde yapacağız diyor. Ve o gün Mustafa Kemal'e, o günkü adıyla 21 soru soruluyor, tüm soruları açıklıyor. Ve o tarihten sonra bu konu toplumda yaygınlaşıyor ve daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde hutbenin halkın anlayacağı dilde açıklama bölümü Türkçe olarak yapılmaya başlanıyor ve bir tamimle yaygınlaştırılıyor. Hutbenin Türkçe okutulan bölümü günümüze kadar devam ediyor ve halen tekrarlanıyor. Bakınız, hutbe Türkçe hala okunuyor. Kur'an-ı Kerim ana dilde çeviriler halen okunuyor. Fakat iş geldi genç arkadaşımızın ezan meselesine. Ezan konusu camide ne için yapılıyor? Ezan bir duyurudur. Namaz vaktinin geldiğini kişilere duyurmak. Bugün kitle iletişim araçlarından elimizdeki cep telefonları, kolumuzdaki saatler, pek çok şey namaz vaktini geldiğini işaret eden, değil mi? Elimizde bize o saati hatırlatan, o vakti hatırlatan duyuru yapacak birçok şey var. İşte Atatürk dinde dinin anlaşılır olmasını öne çıkarıyor. Ezanın da Türkçe olarak okutulması gereği bu temel dayanak üzerinden ortaya çıkıyor. Ve Atatürk'ün ezanı Türkçe olarak başlatması ne zamana kadar sürüyor? Ölümünden sonra da devam ediyor da. 50'li yıllarda o günkü şartlarda bunu o günkü yönetim bilimsel olduğu için mi yaptı? Siyasi amaçla mı yaptı? Takdir değerli dostlarımıza ait. Ezan Kur'an'da ezan okunacaktır. Ezan Arapça okunacaktır. Böyle bir buyruk var mı? Bu soruyu soralım. Ezan Türkçe okunacaktır. Ezan sonradan ortaya çıkmış bir Kur'an metni değildir. Dolayısıyla ezanın Türkçe okunmasında Kur'an açısından hiçbir sakınca yoktur. Konuya siyasal yaklaşım olduğu anda düşünceler maalesef ayrışıyor değerli kardeşim. Teşekkür ediyorum. Tamam hocam. Devam edelim. Evet, benim 3 dakikalık arada söylemiş olduğum minvalde bir soru geliyor. Bağımsızlık savaşını verdiğimiz emperyalist güçlerin liderleri Atatürk'ü onere edici sözler yöneticiler sözler söylerken bağımsızlığımızın camilerde
ezan seslerinin susmadığı, ülkemizin kurtuluşunda büyük katkısı olan Atatürk'ü özellikle bazı dinci çevrelerce kafir olarak nitelendirmelerinin altındaki asıl neden nedir? Evet. Şimdi değerli dostlar, konuyu kaynağından cevaplandırmamız gerekirse, dinde ölçü Kur'an'dır. Saygı değer son Allah elçisi sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam da Allah elçiliği süresi 23 yılda Kur'an'a göre Kur'an'ı tek ölçü olarak uydu, uyguladı, tebliğ etti. Dolayısıyla biz din adına, İslam adına bir şey doğru mu, gerçek mi noktasında elimizde tek ölçü Kur'an'dır. Tarihsel gelişim içerisinde Kur'an son Allah elçisine Allah'tan bölüm bölüm, necim necim gönderildi. Elimizdeki Kur'an 23 yıllık bir zaman sürecinde tamamlandı. O zaman da Kur'an'a karşı çıkanlar, Kur'an'ın anlaşılmasını engellediler, gürültü çıkarın dediler, peygambere bunu sen uyduruyorsun dediler, sen delisin dediler, sen mecnunsun dediler, sen sihirlenmişsin dediler ve benzeri. Bu söylediklerin esatirul evvelin, eskilerin masallarından, mitolojiden ibarettir dediler. Ama Allah elçisi görevini Kur'an üzerinden Kur'an'la gerçekleştirdi. Şimdi Atatürk'te yaşadığı çağda, dönemde akıl, bilim ve çağdaşlık gerçeği üzerinden bunu da içtenlikle herhangi bir riyaya, herhangi bir gösterişe, havaya girmeden, kapılmadan gerçekliğiyle uyguladı, samimiyetle uyguladı, içtenliğiyle uyguladı. Ve yaptıklarının hepsinin eğer biz söylendiği söz, uygulandığı eylem olarak Kur'an'la karşılaştırırsak tam uygunluğunu görebiliyoruz. Bu uygunluğa rağmen Atatürk'ün bu eylemine, sözlerine farklı bir yaklaşımla, farklı bir yafta, iftira, iddia, kumpas ile beyanda bulunmak Kur'ani değildir, bilimsel değildir, akılcı değildir, gerçekçi değildir, uygarca değildir, insani değildir. O bakımdan Atatürk küresel bir düşmanlığa yaşadığı dönemde de muhatap olmuş, öldükten sonra o düşmanlık yaygınlaşarak, hızlandırılarak ve her türlü kitle iletişim araçları kullanılarak Büyük Orta Doğu projesi kapsamında özellikle gece gündüz vurgulanarak Atatürk'ü Türk milletinin kalbinden, beyninden, zihninden, aklından söküp atma amacına yönelik küresel düşmanlığın eylemidir. Buna uymak insani değildir. Yurttaşlık görevi değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir kelime var. Tesbih kelimesi. Tesbih kelimesinin
tam Türkçe karşılığı camide veya kendi başına eline 33'lük, 99'luk, 300'lük, 500'lük, 5000'lik şak 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 bir şeyler çekmek tesbih değildir. Kur'an-ı Kerim'deki tesbih kelimesi Yüce Allah'ı ona atılan iftiralardan, eksikliklerden, noksanlıklardan arındırmaktır. Ve imanın şartlarındandır. Allah'a, kitaba, elçisine iman edenler, ahiret gününe iman edenler, Allah'a, Kur'an'ı ve elçisine yakıştırılanları, onları ayıklamak iman borcudur. Bize misak-ı milli sınırları içerisinde bu vatanı, bu toprakları vatan olarak kanlarını emanet edenlere biz onlara bulaştırılmak istenen çamurlardan arındırmak insani borcumuzdur. Vatandaşlık borcumuzdur, uygarlık borcumuzdur, iman borcumuzdur. Onları iftiralarıyla baş başa bırakmanın haricinde Atatürk'ü gerçekliğiyle anlatan kitaplar yazıp anlatmak, Türk gençliğine gerçek Atatürk'ü hem kendimiz öğrenmek hem öğretmek, bu da ayrı bir borçtur, ulusal borçtur, insani borçtur. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Alemdar Yalçın hocamın bir katkısı var. Bilelim ve yanılmayalım ki Mustafa Kemal Orta Doğu'ya gelmiş ikinci Muhammed'dir. Amerika Puritenleri, Chicago 1973. Bu Batı'nın güzel yüzü, doğru yüzü, aklı selim yüzü. Sözlükken olmayan. Evet. Teşekkür ediyorum Alemdar Bey hocamıza. Çok sağ olsun. Sevgili Alemdar hocam, bu gece bizimle beraber. Öznur Bilgin Hanım efendi, bazı kimseler çağdaş olmayı kafir olmak zannediyor dediniz. Bu durumda Atatürk'ün dinsiz olarak görülmesine hizmet etmiyor mu? Bir daha lütfen soruyu tam seste bir şey oldu, anlayamadım. Bazı kimseler çağdaş olmayı kafir olmak zannediyor dediniz. Bu durum Atatürk'ün dinsiz olarak görülmesine hizmet etmiyor mu? Bu söz Atatürk'ün cümlesidir. Benim ifadem değildir. Çağdaşlık Atatürk'ün aklı selim sahibi olmak, fakat kendi yaşadığı çağın bilgi, idrak seviyesinde aklı selim sahibi olmak çağdaşlıktır. Bunu kafirlik sayanlar, Atatürk'e karşı olan mezhepçi, dinci, İslam, siyasal İslamcı gibi, ılımlı İslamcı gibi kişiler Atatürk döneminde de vardı ve maalesef İngiltere ve başka istihbarat örgütlerinin yönlendirmeleriyle yurt içinde birçok isyanlar çıkartıldı. Atatürk'ün çağdaşlığı, çağdaş uygarlık seviyesine çıkmayı Türk milletine hedef olarak göstermesini, Atatürk'ü kafir yaftasıyla suçlayarak dinsiz göstermek amacında olanların iftirasıdır ve bunun bir örneğini de Kurt Zimke olarak az önceki sunumumda belirtmiştim. Batılı bir isim olarak belirlemiştim. Dolayısıyla bu aslında Atatürk'ün bu ifadesi bizlere şöyle bir görev yüklüyor. Çağdaşlığın ne olduğunu gerçekliğiyle, bilimselliğiyle gayet doğru öğrenin ki size
size de kafirlik, dinsizlik yakıştırması yapılabilir. Ama çağdaşlık Asya asla kafirlik, dinsizlik olamaz. Bunu bilin anlamında altı çizilerek söylenmiş önemli bir vecizedir diye ben de burada sizlere aktarmaya çalıştım. Değerli hanımefendi, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dikkatiniz, ilginiz için. Cemal Çetinkaya Bey'in bu sunumu yazılı olarak damatımına hocamız müsaade ederler mi diyor. Ben şöyle bir önerim var Cemal Çetinkaya Büyüme. Biz burada hocamıza kanalda bir bölüm koyacağız. O bölümün linkini bence paylaşın. Bilahare hocanın sunumlarından bir kitap yaparız PDF olarak. O PDF'i de eğer hocamızdan müsaade ederse Çam Limanı'nın aktivitelerinde gelirli kullanırız. Memnuniyetle, tabii ki. Memnuniyetle. Atatürk hakkında bugüne kadar yazdıklarımız var. Değerli dostlarımız edinmek isterse halen onların linklerini ben paylaşıyorum hocam. İki ayrı platformda da bir gazetede yazılarım çıkıyor haftada bir gün. Orada da bu konuları anlatmaya çalışıyorum. Amacımız Kur'an'ın ilk gelen vahyinde ilk beş ayetin birinci kelimesi ikra, kara'e, kıraat kökünden oku. Oku kelimesinin Kur'an'da bir kelime daha var. Tilavet. Tilavet kelimesi de okumak. Şimdi tilavet kelimesi gazeteyi veya bir kitabı gözümüzde okumak. Fakat ikra, oku kelimesi tilavet gibi okumak değildir. İkra, kıraat kökünden gelen bu kullanım ki Kur'an kelimesi de bu kökten geliyor. Anlayarak okumak, anlayarak okumak, öğrenmek ve öğretmek. Bu oku kelimesi Türkçe çevirilerde sadece oku diye yazılınca tam karşılamıyor. Çünkü oku kelimesi tilavet kelimesinin karşılığıdır. İkra kelimesinin karşılığı öğren ve öğrettir. O bakımdan biz hem Kur'an'ı hem Atatürk'ü gerçekliğiyle, tarihsel gerçekliğiyle, belgesel gerçekliğiyle öğrenmek ve öğretmek görevimiz vardır. Bu kelime üzerinden bağlamak istediğim nokta buydu. Teşekkür ediyorum. Sözünüzü böldüm. Özür dilerim. Çok, çok güzel oldu. Şimdiki soru Ahmet Kıymaz hocamızın benim aklımdan geçenleri, daha doğrusu Çam Limanı Akademi'nin yönetiminin aklından geçenlerini de ifade ediyor bu soru. Ülke ve millet yararına aydınların kenetlenmesi şart. Henüz bu nitelik kemale ermemiştir. Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulamamaktadır. Yüksek nitelikli aydınların kenetlenmesi için somut gayretler neler olmalıdır? Evet, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ahmet Kıymaz Bey hocamıza. Kendileri de Etkin Düşünce Akademisi platformuyla topluma bu noktada bu birlikteliği temel değerler üzerinde, milletimizin dokusunu oluşturan temel değerler üzerinde birleşmeyi, bütünleşmeyi, kaynaşmayı güç birliğiyle topluma, insanın
insana, insanlığa, milletimize ve vatanımıza sahip çıkmayı gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapıyorlar. Takdirle karşılıyorum kendilerini. Özellikle o çalışmalarda Profesör Doktor Alemdar Yalçın Bey hocamızın milli hafızayı oluşturmak ve tarihten, tarihsel gerçekliğinden ibret, öğüt alarak toplumsal, ortak, birleşik aklı oluşturarak kurumsallaştıralım ortak değerlerimiz üzerinde ki o birleşmeyi sağlam bir şekilde oluşturalım diye salı günleri her hafta bir program, önemli, değerli, güzel bir program sunuyorlardı. Nasip olursa inşallah Eylül ayından itibaren, Eylül başından itibaren tekrar başlayacak. Şimdi bu platformlar aslında toplumsal ortak aklın, milli hafızanın birleşmesi için bizi millet haline getirmiş ortak ulusal evrensel değerlerimizi ayrıntılarıyla gördükçe, birbirimizi tanıdıkça, birbirimizle o tanışma üzerinden kaynaştıkça sevgi, barış aramızda rahmet ve merhamet oluştukça bu birleşme ayrılmaz bir bütünlük haline gelecek. Nerede olduğu gibi, Bedir Savaşı'nda olduğu gibi, Çanakkale Savaşı'nda Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı şeklinde Mehmet Akif merhuma söylettiği gibi, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi'ni gerçekleştiren Kuvayi Milliye Hareketi'ni oluşturan çoban ateşleri gibi bugünkü bu platformlar ülkemizde bu temel değerler üzerinde birleşmeyi, bütünleşmeyi sağlayacağına inanıyorum, görüyorum. Ancak sadece bu kadarla kalmamak gerekiyor. Bunu okumakla desteklemek gerekiyor. Yani o temel değerleri doğru kaynaklardan, doğru referanslarla ele alan çalışmalarla beslememiz gerekiyor. Hem bireysel aklı selimi hem ortak aklı selimi. Çünkü aklı selim sahipleri birleşir. Onlarda sevgi vardır, barış vardır, dayanışma vardır, bütünleşme, kaynaşma vardır. Aklı selim sahibi olanlarla aklı selim sahibi olmayanlar asla kaynaşamazlar. Bunu Kur'an'daki bir ayetin özgün çevirisiyle ifade edeyim. Kur'an inananların imanını arttırır, inanmayanların küfrünü arttırır diyor Kur'an. Demek ki birleşmek, bütünleşmek için aklı selim ve onun gıdası, besini olan müsbet bilim ve doğru haber ve ilahi doğru özgün metninden doğru Kur'an çevirisi öğretisi bizleri birleştirir. Ortak tarihimiz, ortak dilimiz ve ana dilde Kur'an'dan Kur'anca öğrendiğimiz din öğretisi bilgileri bizi millet olmada Atatürk'ün de yapmaya çalıştığı, başlattığı ve 15 yılda bir üst seviyeye getirdiği kaynaşmayı yeniden oluşturabiliriz. Bunun için Türk tarih tezini, Türkçeyi bilim dili olarak kullanmayı, yabancı dilde eğitim değil, yabancı dil öğrenmeyi esas almamız gerekir. Yurt sathında yabancı dilde eğitim yabancılaştırır. Onun için evet, din konusunda
en üst birleşeceğimiz Kur'an'dır. Kur'an'da birleşirsek, dilde, öz dilimizde birleşirsek, bunu bilim dili halinde kullanırsak ve tarihte, milli Türk tarihi, Türk tarihtesi de Atatürk'ün hazırlayıp bilimsel bir şekilde oluşturduğu Türk tarih tezinde, Türk uygarlık tezi ki Cumhuriyet uygarlığı olarak değerleriyle 1937'de anayasaya da girmiştir. Dolayısıyla bunlar bizi ayrılmaz bütünlükte birleştireceğine inanıyorum. Değerli Ahmet Kıymaz Bey Hocam, teşekkür ediyorum. Bu çoban ateşleri konusu dün akşam da, bir evvelki akşam da konuşulmuştu. Çoban ateşlerinin nereden geldiğini, farklı görüşler vardı. Tosun büyüğüm, Tosun Saral büyüğüm başka bir şey, Ünal başka bir şey, ben başka bir şey diyordum. Bugün gerçeği buldum. Gerçek Mahmut Esat Bozkurt demiş önce bunu. Evet, çok doğru. Evet, şöyle, gerçi gene altında Atatürk var. Böyle bir şey hazırla demiş. Onun üzerine böyle bir hikaye yazmış Mahmut Esat Bozkurt. İşte hikaye biliyorsunuz şeylerini. Yani hepimiz yanılmışız, Mahmut Esat Bozkurt'muş cevabı. Tosun Hocam, saygılar sunarım. Konuşuruz hocam, konuşuruz hocam. Size şahsi bir soru var. Mesude Hanım yazmış. Herhangi bir siyasi partinin yönetiminde misiniz hocam diyor. Evet, çok güzel. Mesut Hanım İzmir'den herhalde. Evet. Çok güzel. Şimdi genellikle hepimiz bizi millet haline getirecek ortak değerler üzerinde bugün özellikle demokrasi, hukuk ve adalet için en büyük birlikteliği sağlayacak bir birleşmeye ihtiyacımız var. Bunun için de herhangi birimiz, herhangi bir siyasi partide de olsa, o siyasi partideki kimliğini bir tarafa bırakıp, şu anda 21 Haziran'da başlayan, 22 Haziran'da devam eden Amasya tamimini oluşturan günü, gerçeği yaşıyoruz. Evet, milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı yine kurtaracaktır. O bakımdan bugün siyasi parti kimlikleri hiçbir zaman birleşmeyi, birleşmemizi, bütünleşmemizi engelleyecek birer unsur olmayacak şekilde olmalı ama en üst noktada ayrılmayacağımız ortak noktalarda mutlaka birleşmeyi, bütünleşmeyi sağlamak durumunda zorundayız. Çünkü bugün o gündür. Bugün aynı Sevr dayatmasının günümüzdeki güncelleştirilmiş şekliyle dayatması karşısında bulunuyor milletçe hepimiz. Ve yurdumuz maalesef yine Mondros Mütarekesi'nden sonraki işgal gibi sivil işgal altında sanki. O bakımdan şu anda en üst birleşme, bütünleşmeyi sağlamak üzere hepimiz bizi Atatürk'ün
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucu değerler üzerinden birleşmeye, bütünleşmeye yine öncelikli, öncü olarak Atatürk'ü gerçekliğiyle anlamaya, tanımaya, öğrenmeye ve onun ortaya koyduğu, kurumsallaştırdığı Türkiye Cumhuriyeti'ni 21. yüzyıl idrak, bilim, akıl düzeyinde güncelleyerek onu geliştirip tarihsel süreçte ebediyete intikal ettirme görevimiz olduğunu biliyorum. O bilinçle böyle size yanıt vermek istiyorum. Saygıdeğer Mesude Hanım. Evet, İsmail Karakuzey'den bir soru var. Dinimizde hem taklidi iman hem de tahkiki iman, yani sorgulayan iman varken Atatürk'ün Kur'an'ı geniş halk kitlelerini anlaması için Türkçeleştirmiş ve tahkiki imanı savunmuştur. Atatürk'ün kurmuş olduğu Diyanet'in sitesine girdiğimizde tahkiki imanı arayıp bulmanız zordur. Diyanet'in tahkiki imanı gizleyip saklamasının nedeni ne olabilir? Şimdi Atatürk işi hep bilimsel ve çağdaş çerçevede ve ölçülerde ele alıyor. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı kurulurken de Diyanet İşleri Başkanlığı ile dinde öze dönüş hareketini başlatmıştı Atatürk. Ve bunu da tarikat ve mezheplerin üzerinde doğrudan doğruya Kur'an'ı ana dilde aracısız öğrenme, oradan başlatma başlatmıştı. Dolayısıyla bir defa Kur'an'ı Kur'an'dan, Kur'anca öğrenme, tahkik dediğimiz eleştirel, bilimsel, sistematik, mantıklı düşünmeyi gerektiriyor. Fakat mezhepçi, mezhepsel bir din anlayışına döndüğümüz zaman taklit başlıyor. O zaman ortada Diyanet İşleri Başkanlığı mezheplerden bir mezhebi esas alması gerekir. Mezheplerden mezhep birini esas aldığı zaman da takidin yerine geçiyor. Ama Kur'an'daki İslam'ı Kur'an'dan Kur'anca almayı din, esas din olarak ele alırsa, uygulamaya kalkarsa kurum, tahkiki iman ortaya çıkar. Bilmiyorum, bu kısa açıklama yeterli gelir mi? Niye yapıyorlar böyle diyor. Şimdi yani, mezhepçilik yapıyorlar. Şimdi bir defa Türkiye'de zaman içerisinde suyun içinde erimiş şeker gibi bu siyasal İslam kurumlara da yerleşti. Biliyorsunuz rahmetlik Uğur Mumcu rabıta konusunu gündeme getirdi. Rabıta konusu çok önemli ve o bu rabıta konusunu ele aldığı zaman o gün bunu yazılar halinde ortaya
Türk halkının gündemine taşırken Avrupa'ya gitti. Orada özellikle bu konuda araştırmalar, röportajlar yaptı. Şimdi Rabıta Örgütü 1975 yılında Dünya İslam Birliği diye bir toplantı yapmıştı. O toplantıya katılanlardan bir tanesi bir ülkenin başında cumhurbaşkanı, bir tanesi bir ülkenin başında cumhurbaşkan yardımcısı günümüzde olduğu söyleniyor, biliniyor. Şimdi 1976 yılında Rabıta Örgütü Pakistan'da bir toplantı yaptı. Pakistan'da yapılan toplantıda alınan kararlar var. O toplantıya Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini temsilen devlet bakanı, o günkü devlet bakanı katıldı. O toplantıda alınan kararlar var. 14 madde halinde alınmış kararlar var. Sonraki yıl 1977'de Rabıta'nın organize ettiği toplantı İstanbul'da yapıldı. O toplantıda da bir önceki yılda alınan kararların İslam coğrafyasındaki ülkelerde yaygınlaştırılması konusu birinci gündem maddesini oluşturuyordu. Dolayısıyla bu konu 1980 darbesinden sonra o gün Türkiye'de ve yurt dışında orada alınan kararların yaygınlaştırılması günümüze kadar zamana yayılarak çayın içinde erimiş şeker gibi yaygınlaşıp geldi. Şimdi bunları bu kitaplardan okumak lazım. Rahmetli Uğur Mumcu'nun Rabıta kitabından sonra Uğur Mumcu'nun Rabıtasından günümüze Rabıta kitabını yazan Hüseyin Hakkı Kahveci'nin kitabı, o kitabı tamamlıyor. Yine o kitap paralelinde yazılmış bir başka kitap daha var. Onu da Işık Kansu'nun yazdığı bir kitap var. Küçük bir kitapçıktır. Bunlar birbirlerini tamamlıyor. Bugün Türkiye'deki Müslümanlığın ve bu konuda görev yapan kurum veya kişilerin bu kitaplarda yazılan, verilen, alınan kararların, yapılan toplantılarda alınan kararların Türkiye'de ne kadar uygulandığını görmesi gerekiyor. Karşılaştırması gerekiyor ve tahkik ile taklidi bu veriler üzerinden değerlendirmek daha gerçekçi olur diye düşünüyor ve öneriyorum değerli dostlar. Erol Bey'in bir sorusu var. Değerli hocam, 2000'li yılların başında Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın içine Tevrat ve İncil'den bölümler eklenmiş Kur'an meali çevirisi yayınlanmıştı. Bu durumda yapılan çevirilere ne kadar güvenilir? Çevirinin güvenli olup olmamasını nasıl anlayabiliriz? Sevgilerimle diyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu tabii ki önemli. Her soru gibi önemli. Biliyorsunuz adı geçen kişi ılımlı İslam çizgisinde olan bir kişi. Yaptığı Kur'an çevirisi merhum Yaşar Nuri Bey tarafından kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ve o çeviri içerisinde maalesef
ilahi mantığı ve kendi bütünlüğü içerisinde Kur'an'la çelişen çeviri ve açıklamalar var. O bakımdan Atatürk'ün açtığı çığır Hak Dini Kur'an Dili olarak 9 cilt basıldıktan 1935-1938 yılları arasında 9 cilt olarak basıldıktan sonra Türk milleti ana dilde dinini aracısız Kur'anca öğrenmeyi o kadar çok benimsedi ki günümüze kadar 300'den fazla çeviri yapıldı. Bu çevirilerden bir tanesi Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın çevirisi. Şimdi bu çevirilerin tamamı gözden geçirildiği zaman bunların içerisinde bu dinler arası diyalog kapsamında özel sipariş olarak hazırlanmış bir çeviridir. Hani 1960'lı yıllarda Roma'da başlatıldı, 7-8 sene sürdü dinler arası diyalog, o kapsamda hazırlanmış bir çeviridir. Bu çeviriyi de bütünüyle gözden geçirip kritik eden merhum Yaşar Nuri Bey'dir. O çeviri üzerinde de birçok yanlışlar, birçok saptırmalar mutlaka görürüz ve özellikle Hristiyan literatürden katkılar buluruz. Biliyoruz ki bu Roma Kulübü 1968 yılında kuruldu. Bu Roma Kulübü'nün kuruluşunda Roma Kulübü'nün iki görevi gerçekleştirme amacı egemendir. Birincisi ulus devlet. Ulus devletler emperyalizmin önündeki en büyük engeldir. Dolayısıyla ulus devletler tarihin arşivine kaldırılmalıdır. Ulus devletlerin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kurucu baba Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla ulus devletleri tarihin arşivine kaldırabilmek için kurucu babayı da ortadan kaldırmak gerekiyor. Atatürk hakkındaki küresel düşmanlığın bir ana nedeni de budur. Şimdi o konuda yazılmış pek çok kitaplar var. Biz diğer noktaya geliyoruz. Roma Kulübü'nün kuruluşunun ikinci amacı ve o kulübün ikinci esas görevi dünya egemenliği iddiasında olanlar Büyük Orta Doğu projesinde hedefe amaca ulaştıklarında ortaya sunacakları tek din. Tek din ne olmalıdır? Hazırlığını yapmak. Roma Kulübü'nün göreviydi. İşte Roma Kulübü dinler arası diyaloğu dinler arası diyalogla başlatılan çalışmaları bu eksene doğru birleştirerek, bu eksen üzerinde yoğunlaştırarak burada üç tane dini, bir Hristiyanlık, ikincisi Orta Doğu'da daha önce Munculuk olarak hazırlıkları Uzak Doğu, affedersiniz, Uzak Doğu dinlerini Munculuk'ta birleştirdiler. Hristiyanlık ve ılımlı İslam'ı sentezini yaparak Büyük Orta Doğu projesinden sonraki dünya egemeni Yahova Kral Devleti'ni kuracak olanlar, o amaçta, o iddiada olanlar tek din olarak bunu sunacaklardı. O arkadaşımızın ifade ettiği Kur'an çevirisinin bununla doğrudan bağlantısını gözden uzak tutmamak gerekir diye düşünüyor ve sorunuzu bu yönüyle cevaplandırmış oluyorum Erol Bey kardeşim. Teşekkür ediyorum. Şey demişti rahmetli, dinden çıkmayı gerektiren üç büyük günah vardır.
Bir tanesi Kur'an'ı tahrif etmektir. Kur'an'ı değiştirmeye çalışmak, Kur'an'ı tahrif etmek yani. Bunlar bu günahı işliyor demişti. Evet, evet. Doğru. Öznur Bilgin hanımefendi bizim birçok kez bunu dile getirildi bu ortamda. Bununla ilgili bir sorusu var. Değerli hocam, sizi büyük bir hayranlıkla izliyorum. Şu an kafamda o kadar çok soruya cevap olduğunuz için minnettarım. Bugün Atatürkçü onu canı gönülden savunan birçok arkadaşım deist ve ateist olma yönünde ilerliyorlar. Bunu duymak beni ayrıca çok üzüyor. Atatürk bu din için bunca uğraş verirken neden bu arkadaşların bu yolu seçiyorlar? Bu büyük bir eksiklik. Bu da atanın dinsiz görülmesine hizmet ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani saygılarımla diyorum. Şimdi Atatürk'ün şu sözünü yeniden hatırlayabiliriz. Gerçek İslamiyet'ten uzaklaşanlar. Şimdi bu ifadede Atatürk ortada Kur'an'da özü, esası, ilkeleri belirlenen bir İslam var. Bu gerçek İslam'dır. Bir de gerçek olmayan İslam var anlamı çıkıyor. Dolayısıyla zaten İndirilen din ile kastedilen Atatürk'ün işaret ettiği gerçek İslamiyet. Bir de onun zıttı olan gerçek olmayan İslam ki ona da uydurulan din ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla uydurulan din gerçek dinmiş gibi sunuldukça yaygınlaştırıldıkça, dayatıldıkça toplumda aklı selim sahibi insanları itiyor, uzaklaştırıyor veya bazı kişileri de din bu ise eğer ben ondan uzak kalayım diye kendine farklı bir yol yöntem arayışına geçiyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 256. ayetinde La ikrahe fit din, dinde zorlama, dayatma yoktur diyor. Şimdi bir ülkede devleti yöneten erk, siyasal erk, Bütün okulları tarım ve ziraat okulu yapıyorum. Herkes tarım ve ziraat okuluna gelecek. Bütün yönetmelikleri, sınavları, her şeyi tarım ziraat okuluna yönlendirecek şekilde sorular, sınavlar yapılması bir dayatmadır. Dolayısıyla tarım ne kadar faydalı olursa olsun insanların her birisi farklı şeylere eğilimleri vardır. Farklı konulara yetenekleri vardır. Dolayısıyla insanlar Allah tarafından din konusunda dayatmaya muhatap edilmemesi gereğine Kur'an'da Bakara suresinin 256. ayetinde işaret ettiği gibi İnsan suresinin 4. ayetinde de dileyen inansın,
dileyen inkar etsin diyor. Dolayısıyla Kur'an'da Allah ve onun son elçisi inanç konusunda, din konusunda dayatma yapmazken, dayatmanın insani, bilimsel, psikolojik, pedagojik hiçbir anlamı olmadığına işaret edilirken ve bunu yasaklarken Kur'an toplum içerisinde din dayatması, dinsel bir takım veriler, olgular, algılar üzerinden insanlara baskı yapılması, mahalle baskısı oluşturulması Kur'ani değildir. Bu tür işlemler, eylemler, söylemler, kurallar haline getirilir, dayatılırsa toplumda insanlar arasında deizme, ateizme yönelmeler çoğalır. Hatırladığım kadarıyla geçtiğimiz yıllarda, çok yakın zamanlarda bu manada yapılan bazı anketlerde özellikle deizme, ateizme yönelişlerin din eğitimi, öğretimi gören çocuklarda daha çok olduğu ortaya çıktığı, tespit edildiğini de duymuştuk, görmüştük. O bakımdan insanlara doğru bilgiyi sunmak, tercihi insana bırakmak. Doğru olan budur. Allah böyle yapıyor, böyle öneriyor, böyle buyuruyor. Elçileri de böyle yaptılar. Son elçisi de böyle yaptı. Dolayısıyla burada dayatma ve bu dayatmayı da güç, siyasal erk, devlet gücü dayatması haline yöneltildiğinde toplumda maalesef o manada yaygınlaşma oluşuyor ve bu zamana yayılarak da sürebilir. Doğru olmadığına işaret ediyoruz. Doğrusunun da inanç özgürlüğü, din, inanç, ibadet özgürlüğü olduğunu, bunu da en iyi şekilde laikliğin gerçekleştirdiğini ve 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun anayasanın 1961 ve 1980 anayasalarında da Tevhid-i Tedrisat Kanunu, laiklik, bunlar değiştirilemez yasalar halinde olduğu halde bunların uygulamasındaki aksaklıklar az önce sorulan sorudaki gerçeklikleri, yaşam gerçekliklerini önümüze getirmektedir. Teşekkür ediyorum. Hocam sizi çok yorduk. Hala soru geliyor. Estağfurullah. Devam ederiz. Bu da önemli bir soru aslında. Yıllardır, 70 yıldır bu soruyla ilgileniyoruz. Değerli hocam, sadece kurt zimke değil ki, türbanı, yani sıkma başı da şule başı olarak 1960'lı yılların sonunda Alman istihbaratının ülkemize getirdiğini biliyoruz. Bu konuda gerçek nedir? Bizi aydınlatır mısınız? 70 yılında bu ülke kadınların kafasıyla uğraştı. Evet. Yani, doğru. Şimdi işe biraz daha tarihsel anlamda 1690 yılına gidelim. 1690 yılında İngiltere'de
Sömürgeler Bakanlığı'nda bir departman oluşturuldu. Bu departmanın adı İslam'ı Nasıl Yıkarız. Bu departmanın adı bu. Dolayısıyla burada üniversitelere bağlı üniversitelerde İslam coğrafyasındaki kaynak eserler toplandı. O üniversitede bilim dalı Arapça, İslam tarihi, fıkıh, tefsir, hadis kürsüleri oluşturuldu ve buralarda yetiştirilen insanlar bilim adamı hüviyetiyle 100 yıl, 200 yıl İslam budur diye İslam hakkında, Kur'an hakkında, İslam tarihi hakkında, İslam peygamberi diye son Allah elçisi, sevgili saygıdeğer Muhammed Aleyhisselam hakkında eserler, makaleler yazdılar. Bilimsel yöntem, hüviyetle. Dolayısıyla bakınız burada dikkatimizi çeken bir konu var. Nedir o konu? Son Allah elçisi, saygıdeğer sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan günümüze kadar İslam ansiklopedisi şeklinde bir çalışma Müslümanlar mı hazırladı? İslam ansiklopedisini hazırlayan, bunu düşünenler İslam budur diye işte o İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da başlatılan üniversiteler çapta İslamiyat çalışmaları, şarkiyatçılık, oryantalizm, müsteşriklik şeklinde nitelendirilen bu çalışmaları yapanlar ilk defa kendileri Müslüman olmadıkları halde İslam ansiklopedisini hazırladılar. İslam ansiklopedisini hazırlamak gayrimüslimlere mi düşer? Bir defa burada Müslümanlar kendi görevlerini yapmamış olmanın bir defa sorumluluğunu düşünmeli. İkinci nokta, şimdi bir başka örnek. Fransa, Kuzey Afrika'da ve Afrika içinde sömürgeleri var. Bilindiği kadar halen günümüzde Fransa'nın Afrika'daki sömürgelerden elde ettiği yıllık gelir 500 milyar dolar olduğu söyleniyor. Şimdi 500 milyar dolarlık bir gelir bugün bir ülke için önemli, değerli bir gelir değil mi? Elbette. Peki bu temelleri atılan sömürgecilik Fransa tarafından, Fransa için Afrika'da temelleri atılan bu sömürgeciliği günümüze sömürgenliği devam ettirmek hem de rıza üreterek devam ettirmek için ne yapmak gerekiyordu? Afrika'daki bu ülkeler Müslüman olduğunu söylüyor. O halde buraya gönderilecek olan yöneticiler, görevlilerin Müslümanlıkla ilgili bilgilendirilmeleri gerekir. O halde ne yaptılar? Fransa'da hepimiz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim kendine özgü bir yapısı var. Bu yapıya göre Allah bir konuyu bir yerde başlayıp o konu bitinceye kadar bir surede anlatmıyor. Kur'an'daki surelerin içerisine paylaştırıyor.
Kur'an'a özgü bir şeydir bu yapı, iç yapıdır. Ve orada da araştırmayı çalışarak o bütünlüğü, ilahi mantığı ve Kur'an bütünlüğünü Kur'an'dan çıkarıp konu bütünlüğünü, sistem bütünlüğünü sağlama görevini veriyor. İşte bu konuda ilk defa İslam coğrafyasında Müslümanlar değil, Batı'da, Fransa'da bir Hristiyan, Fransa istihbaratına bağlı bir Hristiyan, Jules Labon, Le Coran Analiz diye bir çalışma yaptı. Ne demek Le Coran Analiz? Tasnifli Kur'an. Konu konu Kur'an demektir. Şimdi nasıl İslam ansiklopedisini Müslümanlar hazırlamadı? Nasıl konu konu Le Coran Analiz gibi tasnifli Kur'an'ı Müslümanlar hazırlamadı? İşte Müslümanlara sizin dininiz budur diye sunmak gerekiyor. Müslümanlara kendilerinin hazırlayacağı bir din ve ritüelleştirilmiş bir din anlayışı sunmakla İslam coğrafyasındaki insanları din üzerinden zihinsel tutsaklığa getirmek. İşte bu İngiltere'nin, İtalya'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, Batı'nın devletlerinin o ülkelerde küreselcilerin dünya egemenliği iddiasındakilerin dünya egemenliğine temel oluşturmak üzere insanları akla, bilime yönlendiren Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'anca anlamayı engellerseniz ama onlara da İslam adı altında Kur'ani olmayan öğretileri, ritüelleri, kıyafetleri öğretir. Bu sizin dininiz buydu şeklinde kabul ettirirseniz onlar zihinsel tutsaklar olarak istediğiniz yöne, istediğiniz şekilde güdülürler. Burada temel nokta, temel amaç ve yöntem bundan ibaret. Şule baş, Şule Yüksel Şenler, Sıkma Baş, onun dışında birçok konu var. Bu birçok konular maalesef siyasal İslamcılık, Mısır'da o Hasan el-Benna ile başlatılan hareket de İslam coğrafyası dışındaki istihbarat örgütlerinin yönlendirmesi, Pakistan'daki İhvan-ı Müslümin hareketi, bugün Orta Doğu coğrafyasındaki İhvancı hareketler, dolayısıyla benzeri hareketler, bunların bir kısmı silahsız hareketler. Ama bir de bunları silahlı örgütsel hale getirilmişleri var. Ve ülkemizin de 15 Temmuz'da en son FETÖ terör örgütü şeklinde gördüğümüz eylemler halinde İslam coğrafyasından gerçek İslamlığı, Müslümanlığı kaldırmaya yönelik hareketlerin dönem dönem, pasaj pasaj, bölüm bölüm uygulanmış olan eylemleri, yöntemleri, ritüelleridir. Sizin verdiğiniz örnekler o amaç uğrundaki eylemlerden eğitim almış olanlardandır. Bunların içerisinde bugün bir yerde büyük elçimiz olarak görev yapan bir hanımefendi de vardır, biliyorsunuz. Onu da o çizgi içerisinde hatırlatmış olayım.
Merve Kavakçı. Evet, ben hatırlayamadım bir anda. Yani şey, tabii burada Müslüman kardeşleri falan da unutmayalım. Evet, İhvan Müslümin. Evet. Ondan sonra asıl amaçları neydi, finansları nereden geliyordu? İngiltere çok Müslüman bir ülkedir. Çok. Hocam 3 saat oldu, utanaraktan devam ediyorum. Olabilir. Hay hay, memnuniyetle. Son iki tane soruyu alayım. Ondan sonra bırakayım. Daha çok var hocam. Hocamıza daha fazla evet. Sormayın. Nasıl olsa gene gelecek. Sorarız. İsmail Karakuzey Bey'in hepimizin içtenlikle sormak istediği ve %100 katıldığı bir sorusunu yönelteyim hocam. Değerli hocam, sizin gibi Atatürkçü ve düşüncelerini gerçek manada anlatan, anlayan hocalara ihtiyacımız var. Dinimizi ve Kur'an'ı özellikle aydınlarımızın anlayıp sahip çıkıp geniş halk kitlelerini anlatması gereklidir. Dinimizin maalesef din istismarı ve din tüccarlarının kurtarılması gerekli. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim diyor. Evet. Şimdi fizikte kaide, yaşam boşluk kabul etmez. Gerçeği yoksa sahtesi gerçeğin yerini alır. Onun için her alanda, her bilgi ve bilim dalında olduğu gibi din alanında da dini gerçekliğiyle topluma, insana, insanlara, insanlığa anlatmak görevi var. Kur'an-ı Kerim'de anil münker şeklinde bir görev var. İyiliğin, güzelliğin, doğrunun yaygınlaştırılması, kötülüğün, yanlışın, yanlışlığın engellenmesi görevidir. O bakımdan bugün ülkemizde aslında gerçekten din eğitimine, din eğitim ve öğretimine, tabii ki bu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda resmen yapılıyor din eğitimi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir şekilde sürdürülüyor. Onun dışında birçok vakıflar, vakıflara bağlı kurslar şeklinde yürütülüyor. Şimdi değerli dostlar, bakınız, Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'anca anlamak o kadar kolay ki, bugün Türkiye'de din eğitimine yaygın örgün, az önce işaret ettiğim üç noktadan, Diyanet, Milli Eğitim ve vakıflara bağlı kurslar, yurtlar kanalıyla bir yılda harcanan bütçe nedir? Bir yılda harcanan bütçe, kaç tane kanal var? Değil mi? Müstakil din eğitim öğretimi bağlamında yayın yapan kanal var. Yani, bütün bunlara rağmen Türkiye'de Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'anca halkımız bilmiyorsa neden diye sormak, niçin diye sormak gerekiyor. Çünkü halkımız, milletimiz o bütçeyi oluşturan rakamları ödediği vergilerle gerçekleştiğini görüyor, biliyor ve kendisine Kur'an'dan Kur'anca dininin anlatılmasını, öğretilmesini bekliyor.
böyle bir hakkı var toplumun, milletin. Şimdi bu konuda devletten, kamudan bir görev beklerken birey olarak bizler de elimizden geldiği kadar ne yapabiliriz? Doğruyu nasıl anlayabilir, nasıl öğrenebiliriz diye bireysel olarak bir gayret içinde de bulunmamız gerekmez mi değerli dostlar? Şimdi öldükten sonra din gününde, hesap gününde Allah şu anda Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinin 88. ayeti Farada aleykel Kur'an, Kur'an'ı anlayarak öğrenmeyi Allah sana farz kıldı diyor. Bir başka ayette de Zuhruf suresi 44. ayette hesap gününde Allah sizleri Kur'an'dan sorgulayacak, hesaba çekecek diyor. O halde Allah bizi Kur'an'dan hesap gününde sorgularken benim Allah'a karşı ey yüce Rabbim, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve vakıflar bana dinimi Kur'an'dan Kur'anca öğretmedi demek beni kurtarır mı? Dolayısıyla konuyu iki yönlü düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki devletimizin imkanları büyük. O imkanlarla topluma din Kur'an'daki dini anlatmak, öğretmek yapılsa, gerçekleştirilebilse ne kadar güzel olur. Ama yapılamıyorsa, neden yapılamıyor, niçin yapılamıyor? Sorgulaması ayrı. Eğer ben öbür dünyada mutlaka Allah beni sorguladığında orada din gününde alemlere rahmet, saygıdeğer sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Furkan suresinde bir 30. ayet var. Orada peygamber diyecekmiş ki kıyamette, sorguda, sorgu gününde benim toplumum, Allah elçisi olarak görevlendirildiğim toplumdaki insanların çoğunluğu Kur'an'dan hicret ettiler, uzaklaştılar, Kur'an'ı terk ettiler, dini Kur'an'dan öğrenmekten uzak durdular şeklinde bir ayet var. Ben o ayeti de Kur'an'da gördüğüme göre birey olarak en azından Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'anca nasıl öğrenirim diye her gün kendimce bir takım çalışmalar yaparak bugüne kadar geldim. Bu manada bugün sizlerle konuşurken o bilgiler, o çalışmalardan size sunuyorum, anlatıyorum. Yani ben bir akademisyen değilim. Ben de sizler gibiyim. Kitaplardan okuyarak, onlar üzerinde düşünerek anlamaya, doğrusunu, gerçeği bulmaya gayret ettim. Acele etmedim hüküm vermek için. Doğruya tam kanaat getirinceye kadar, vicdanen müsterih olana kadar hüküm vermeden çok okumak, doğru anlamayı ilke edindim. İki taraflı olması gereğine burada işaret ediyorum. Sanıyorum yeterli olabilir bu akşam bu sorunun cevabı olarak. Salih Yalçın Bey, Sedat Hocamızın emeklerine sağlık. Allah sağlık, birlik, dirlik ve ile hayırlı, bereketli ömür ihsan eylesin. Hepimize
Hep birlikte çok teşekkür ediyorum. Kabe'de tavaf yapılırken kadın yüzünün kapatılması mekruhtur. Türk hacıları tavaf yaparken yüzleri açık tavaf ibadetini yaparlar diye bir ilave yapmış. Ondan sonra Güçlü Bey, değerli hocam, belirttiğiniz kişilerin günümüzdeki yansımalarından biri de askeri istihbaratçı Albay Profesör Doktor Uda Steinbach'tır. Bu kişi Türkiye'den kaçan bir takım kişileri devşirip, hatta profesör yaptırarak, örneğin Taner Akçan, ülkemizin aleyhinde sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da kullanmaktadır. Çok doğru, çok doğru. Teşekkürler var Bora Büyüğüm'den, Cemal Çetinkaya Büyüğüm'den. Son soru olarak tanılıyorum hocam. Tolga Bey diyor ki, Kur'an'ın herhangi bir şekilde değiştirilmiş olabileceği yönünde iddialar hususundaki değerlendirmeniz nedir? Aslı korunmuş mudur diyor. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim benim üzerinde yaptığım çalışmalar sonucu olarak bir cümleyle ifade etmem gerekirse, Kur'an-ı Kerim özgün metni. Günümüze kadar gelmiştir. Nasıl korunarak gelmiştir? Bir defa, birincisi, son elçi kendisine gelen ilk 5 ayetten oluşan ilk vahide, Alak suresinde biliyorsunuz, Allah öğrenmeyi ve öğretmeyi birinci kelimeyle, dinin birinci, İslam'ın birinci ilkesini, şartını ortaya koyduğu gibi, kalemle yazmayı öğreten, alleme bil kalem şeklinde Alak suresinde geçiyor ya, kendisine gelen vahiyleri yazmayı Allah elçilik görevinin başında elçisine görev olarak vermiş ve Peygamberimiz, saygıdeğer sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam da bu görevi 23 yıl her gelen ayeti, her gelen vahyi etrafındakilere bir hafızalarda, belleklerde kalacak şekilde ezberlenmesi. Diğeri de o günkü yazı malzemeleriyle kayda geçirilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla özgün metnin tamamı Allah elçisinin elçilik görevi süresince kayda geçmiştir. Bu daha önceki Allah elçileri döneminde bu şekilde olmadığı tarihsel veriler içerisinde biliniyor. Dolayısıyla birinci şekil bu. İkincisi, bu birinci devlet başkanı görevi Ebu Bekir zamanında bu kayıtlar bir komisyon kurularak satırlarda ve sadırlarda, sadır kelimesi beyindir, burada bellek, beyindeki bellek anlamında, satırlarda yani yazıda, satırlarda ve sadırlarda bulunanları o komisyon topladı ve her ayet için iki tanık getirilmesini şart koştu ve son Allah elçisine indirilen
yazılmış dağınık halde bulunanları bir araya getirip tanıklarla, tanıklıklarla mushaflaştırdı. Tek iki kapak arasında kitap haline getirildi. Üçüncü devlet başkanı Osmanlı'da bunların sayısı arttırıldı. Fakat Osman döneminde bir müdahale var. Fakat o müdahale nedir? Onu söylüyorum. Kur'an'ın özgün metninden çıkarma yok. Kur'an'ın özgün metnine ilave yok. Fakat indiriliş sırasını değiştirdiler. İndiriliş sırası değiştirilerek bugün elde mevcut tevkifi tertip denilen Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf şeklin Enfal, Tevbe, Yunus, Hud, Yusuf, Rad böyle devam ediyor. Nas suresi 114'e kadar. Bu tertip Allah'ın indirdiği tertip değildir. Bu tertibe dönüştürme Osman döneminde olmuştur. Ben bunu şöyle örnekliyorum. Dünyaya gelmiş bir yeni çocuk, dişi çıkmamış, sindirim sistemi tam oluşmamış, baba sevincinden kalkmış bahçede mangal yapmış, pirzola hazırlamış, yeni doğan çocuğa getiriyor, oh 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 ye evladım, mümkün mü bu iş? O çocuk sütle beslenecek. Şimdi indiriliş sırasını böyle düşünelim değerli dostlar. Bakara suresi, ya Bakara suresi Fatiha'dan sonra Bakara'yı almış. Bakara suresi pirzola gibidir. Bir yeni doğmuş çocuğa pirzola gibidir. Dolayısıyla burada müdahale var. O müdahale tertiptedir. Özgün metinden çıkarma, ekleme şeklinde değildir. Bir başka nokta Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresi 9. ayetinde Kur'an'ı indiren biziz diyor Allah. Onun muhafızı, kaskosu, sigortası bize ait. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Şimdi şöyle düşünelim. Allah Kur'an'dan sorguya çekecekse insanı, eğer bu Kur'an özgün metni değiştirilmiş, azaltılmış, çoğaltılmış, kaydırılmış ise, özgün metin diyorum bakın. O zaman din gününde o değiştirilmiş şeklinden insanı nasıl sorgulayabilir? Bu ilahi adalete uygun mudur? Dolayısıyla bu ve benzeri sebepler, bir de Kur'an'ın iç yapısı, dokusu, o bütünlüğü ilahi mantığı eğer Kur'an üzerinde çalışır, yoğunlaşırsanız, Kur'an'da farklı bir madde olsa göze batar, akla batar, aykırı ve çelişkili gelir. Bu nedenle eğer biz Kur'an çevirilerinde yanlışlıklar, çelişkiler, tutarsızlıklar görüyorsak bu çevirenin hatasıdır. Çünkü Kur'an'ı bilmek için sadece Arapça bilmek yeterli değildir. Araplar Arapça biliyorlar. Arapça ana dilleridir. Fakat Araplar Kur'an bilmezler.
Şimdi Arapça bilen bir kişi Kur'an bilir diyebilmek nasıl mümkün olabilir? İngilizce bilen bir kişi İngiltere'nin ekonomisini biliyor, Amerika'nın ekonomisini biliyor. İngilizce konuşan, ana dili İngilizce olarak kabul eden bir ülkenin hukukunu bilebiliyor diyebilir miyiz? Ekonomi ayrı bir bilim, hukuk ayrı bir bilim, dil ayrı bir şey, dil araçtır. O bakımdan Arapça araçtır. Arapça bilen Kur'an biliyor asla denemez. Kur'an'ı bilmek için Kur'an'ı Kur'an'dan kelime bütünlüğü, konu bütünlüğü, sistem bütünlüğü içerisinde bilmek, bulmak, araştırmak, öğrenmek gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an'ı kelime bütünlüğü, konu bütünlüğü, sistem bütünlüğü çerçevesinde ilahi mantığı ve konu bütünlüğü açısından ben 1970 yılından beri çalışıyorum. Kur'an'ın içerisinde çelişki görmedim. Kur'an'a eğer ilave varsa bir çelişki ve aykırılık oluşur. Böyle bir şeyle ben 50 yıldır karşılaşmadım. Ama Kur'an üzerinde çalışan herkes için bu apaçık ortada duran bir gerçekliktir. Kur'an'ın özgün metni sağlam, Kur'an'ın çeviri ve tefsirleri için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Teşekkür ederim. Barbara, sesin kapalı. Hocam birkaç tane katkı ile bitirmek istiyorum. Hayır. Birincisi İsmail Karakuzey Bey'den geliyor. Amir Han'dan alıntı yapmış. Amir Han bir Hintli sinema sanatçısı. Sinemanın her tarafında var. Yönetmenlik yapıyor, senaryo yazıyor, oyunculuk yapıyor. Çok yetenekli, çok başarılı biridir. İncil'in ilk emrisi Tevrat'ın yaşat, Kur'an'ın oku. Hristiyan sevmedi, Yahudi yaşatmadı, Müslüman da okumuyordu. Amir Han. Güzel. Evet, evet. Çok tatlı bir adamdır. Filmlerini de eğer mümkün değil. Değişik dünya görüşü vardır. Emperyalizmden evet. Pek hoşlanmaz. Değerli hocamızın Muhteşem Ötesi sunumunu ülkemizin bugünkü koşullarında herkese ulaştırılması ve gerçeklerin bu boyutlarını öğrenmeli gerektiği konusunun çok önemli katkısı olacaktır diye başlıyor Ahmet Zeki Bulunç büyüğümüz. Teşekkür ediyorum. Bir yayın haline getirilmesi önerisinin çok yerinde olduğu düşüncesindeyim. Zamanı şimdidir. Hocamıza sonsuz teşekkürler ve şükranlarımı arz ederim. Saygılarımla diyor. Ben de teşekkür ve saygı sunuyorum. Sağ olun. Cemal Çetinkaya büyüğümde Barbaros kardeşim bugün akademi en önemli sunumunu yaptı diyor. İsmail Karakuzey Bey şu an dünyadaki aşırı örgütlerin piyasaya sürülmesi gibi bu örgütler IŞİD, Taliban, İvan, FETÖ, Müslüman kardeşler. Müslümanlığı kötü gösterilmesi için emperyalist devletlerin yarattığı örgütlerdir bence diyor. Ondan sonra hocam sizi çok gördük. Ama bizim için çok keyifli oldu. Bir saat anlattınız, iki saat, iki buçuk saat soru sorduk. sağ olun, var olun. Bir geleneğimiz var bizim. Ben her toplantımızın sonunda bu Çam Limanı Akademi'nin varoluş nedenini anlatan bir manifesto var. Bu manifesto da her seferinde gelişiyor.
En son bu manifestoya bir cümle daha ekledik. Manifesto sevgili Karacı büyüklerimiz gelince bendeniz lisesi açılsın diyordum. Öyle bitiriyordum. Kuleli Askeri Lisesi de açılsın dedik. Evet. Sonra Mavi Vatan Ülküsü müfredata girsin dedik. Bugün evet. Manifesto bir sürpriz cümlem daha var. Onu da önce okuyayım. Bizim şiarımız Mavi Vatan. Mavi Vatan'ı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Balık yemeli. Nasıl tutulur bilmeli. Mavi Vatan'da kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker. Su altında fotoğraf çeker. Hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarını. Çünkü Mavi Vatan sözlü olmaz, kültürdeyse olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın, Kuleli Askeri Lisesi açılsın, Askeri Tıbbiye açılsın, Mavi Vatan Ülküsü müfredata girsin. Yeni cümlemizde dün akşamleyin konuğumuz olan Refik Saydam'ın torununa ithafen söylüyorum. Hıfzı sıha açılsın. Evet, sağlık koruma açılsın. Evet. Hepsi açılsın. Çok teşekkür ediyorum ben de. Bu önemli, güzel akşam büyük bir mutluluk oldu benim için de. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen, görev yapan tüm arkadaşlara, dostlara, büyüklere, kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlık, huzur içerisinde, umut içerisinde inşallah en güzel günlerle yeniden Cumhuriyet değerlerinde birlikte yaşamak üzere diyorum.